Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Sevgili dinleyiciler, öyle böyle bir sabah değil bugün. 10 Nisan 2017 Pazartesi sabahı, yeni bir haftanın başı. Heyecan dolu. Oktay, espriler falan yapıyorsun. Dün kar yağacağını sen söyledin mi bize, herhangi bir hava durumunda? Daha haftanın başında böyle üzerime mi geliniyor ya? Bak Fahir mesela mahcubiyetten gelmedi bu sabah. Ben senden de o olgunluğu beklerdim. Radikal yani. Değişiklikler yapıyorum abi bundan sonra. Ben de dün gerekli dersleri çıkarttım. Bundan sonra değişik vereceğim hava durumunu. Vallahi bilmiyorum. Kar yağacağını söyleyeceksen istediğin gibi ver yani. Herkes bosmar oldu. Biz modern sabahlar dinledik, hiç bahsedilmedi olsaydı burada en az 10-15 dakika konuşurlardı falan dedi insanlar. Ama fena mı oldu ya? Bir sohbet imkanı çıktı. Hiç tanımadığın insanla sohbet etme imkanı. Yani öyle az bulutlu bir hava olsaydı ne olacaktı? Cehille sohbet bir fırsat değildir. Yani bir şey oldu. Ne bu ya, yağan kar mı? Yani hiç bilmeyen, hiç dilimizi bilmeyen insan bile bu cümleyi kurdu dün. Bu kar mı ya, bu yağan? Yok yok, sulu sepken. Biraz daha dilimize hakim olan kişinin verdiği cevap da buydu. Sulu sep işleyen küçük çocukları gördüm ben. Bu ya, sulu sep iş galiba. Çocuklara kadar hava durumu konuşma etkinliğimiz indi sevgili dinleyiciler. Haftanın başından maalesef mahcubiyetle günaydın diyoruz. Hava durumuyla ilgili. Artık günaydınımızı kabul ediyorlarsa. Kabul ediyorlarsa, ediyorlardır diye düşünüyorum. Ben eminim. Eminim iyi kalpli dinleyicilerimiz, iyi kalpli insanlar bir fırsat daha vereceklerdir bize. Bu sefer güzel kullanacağımızı umuyoruz. Gerçi biz cuma günü programda, haftanın son programında veda ederken pazar gününün hava durumunu verdik mi? Hava bozuyor dedik hafta sonu. Hava bozuyor dedik. Kar yağacak olsaydı özel yayın yapmamız lazım. Pazar günü özelinde bir şey konuştuk mu? Konuşmadık değil mi? Yok da kar bambaşka bir şeydir yani, pazar günü üzerinde hafta sonu kar var diyerek konuşulması lazımdı. Nokta. Evet tabii. Konuşulması lazımdı. Doğru diyorsun. Bir bulutlanma değil, bir şey değil. Fahir'in bugün yayınımızda mahcubiyet mi? Ben hangi yüzde çıkacağım milletin karşısına dedi. Mesaj çok mı da attı? Haklıydı. Sana mesaj mı attı? Bana mesaj attı. Bana da mesaj atmış abi. Sana ne atmış mesaj? Abi siyasetle ilgili artık son düzlüğe giriyoruz. Biraz çalışıyoruz. Ben biraz şey yapacağım falan filan diye. Ne yapacak? Gelemeyeceğim falan diye bir şey yazmış. Yani ne? Ne bileyim ben de tamam abi. Yurt içinde bazı temaslarda mı bulunacakmış? Yurt içinde bazı temaslar. Yurt içindeki illerde ve Lefkoşa olmak üzere bazı dış temsilciliklerde falan diye yazmış. Ben dedim ki bugün oylama bitti dedim. Yurt dışında yaşayan şeyler dedim, referandum vatandaşlarımız dedim. Senin bilmeyeceğini zannediyordu o büyük ihtimalle. Evet. Ondan sonra bir daha cevap gelmedi. Fahir'in en sevdiğim tarafı, herkese ayrı bahane bulacak zehir gibi bir kafası var. Hayırlısı olsun. Bakacağız artık. Bakacağız. Önümüzdeki dakikalara bakacağız. O da yetmezse önümüzdeki günlere bakacağız. Ama istersen bugünden başlayalım bakmaya. Müsaadeniz varsa. Beklenen hadiseler gün içerisinde ne olacak? Bugün soğuk olur, serin olur. Şöyle bir Ankara için camdan bakarak konuşursak. Nasıl bir şey görüyorsun camdan bakarak? 50 kere dedim camdan bakarak hava durumunu tahmini yapmayınız lütfen. Yani ben kendi küçük at gözlüğüyle bakarak şunu görüyorum. Pırıl pırıl bir gökyüzü. Sis yok, bir şey yok. Gün boyunca böyle devam eder. Sıcaklıkta 10 dereceye kadar yükselir. Güzel valla. Sen de yani iyi kötü bir tahmin yapıyorsun Ege. Ama yani öğle saatlerinde yağacak bir yağmur var. Hafif çiseleyecek diyebiliriz. Yani öyle çok yoğun bir yağış beklenmiyor da. O da yani bazı yerlerde öğle saatleri dediğimde eğer böyle 12, 13, 14, 15 artık ne kadar hangi zaman diliminde uygun bulunursa. Tam çocuğu okuldan aldığımız saatler diyebilir misin Oktay? O saatlere denk geliyor değil mi? Ama bakalım yani belki tam okulun orada şey yapmaz, kendini göstermez bu yaş. 11 dereceye yükselecek en yüksek hava sıcaklığı. Başkentte durum böyle. Şöyle bu haftaya, haftanın başından şöyle bir kesik atarsak hafta sonuna doğru perşembe cuma o yağmur biraz daha etkili oluyor. Yani bugün 2 damla yağıyorsa perşembe cuma 3 damla yağacak gibi. 4 damla yağacak gibi. Yarın ve çarşamba günü de yani öyle bir şey yok ama sıcaklıklar yine bu yani bugün biraz soğuk aman olacak. Aman aman bir sıcaklık beklemeyelim yani Nisan'ın ilk başından. Bugün biraz soğuk olacak, 11 derece. Yani yarın 15-16'ları yükseliyor ama bugün soğuk havayla beraber o yağmur kendini gösterecek. İstanbul'daysa bu dakika itibariyle
biraz böyle sisli, biraz çok bulutlu bir hava var. Ama önümüzdeki saatlerden itibaren hava açılıyor. Az bulutlu, güneşin kendini gösterdiği bir hava olacak. Geçen hafta biliyorsun sisli puslu bir hava etkiliydi İstanbul'da. Ne 15, havadan alabildik, ne yaptığımızdan alabildik. 15 dereceye kadar yükseliyor sevgili dinleyiciler bugün İstanbul'da hava sıcaklığı. Bugün itibariyle şöyle bir baktığımız zaman hafta ya nasıl geçecek İstanbul'da hava diye bir yağmur söz konusu değil. Ama tabii yine de hayırlısı diyoruz, belli olmaz diyoruz. Bakacağız diyoruz yani bugünden. Bakarız da yine bir salı çarşambada bakarız yani. Bir şekilde olabilir. Ama. Her an evet. Bir şekilde olabilir sevgili dinleyiciler. Sonuçta biz hafta sonu yağacak kar konusunda ağzımızı açmamış insanlarız. Bize ne kadar güveneceğiniz tamamen sizin takdiriniz. Mesela evet, çok isteriz bize güvenmenizi ama çok da yüzümüz güvenmezseniz yok. De anlarız. Anlarız. İzmir'de 20 dereceye kadar yükseliyor bugün hava sıcaklığı. Az bulutlu ve açık bir hava var. Rüzgar yani çok şiddetli olmasa da biraz böyle diye kendini hissettirecek. Bu hafta boyunca da aynı şekilde gidecek ama önümüzdeki günlerde bir tık artacak. İzmir'de hava sıcaklığı mevsim normallerine biraz geliyor. Yani yarından itibaren o mevsim normallerini biraz yakalayacağız gibi. Toparlama sanki. Başlayacak. Sevgili dinleyiciler bize bugünlük bir müsaade edin. Yarından itibaren biz size dolu dolu baharı yaşatacağız burada. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim. Olaylara bakmaya devam edelim. Ya çok seviyorum Mehmet Erdem'i. Yani ama bu hepsi benim yüzümden diye bütün sorumluluğu üzerine alıyor ya. Zaten ondan seviyoruz biraz da. Ve yani hiç mi yakınında, yamacında, yanında şey yok ya. Yani böyle onu seven, ona böyle. Gerçek liderlik vasfını gösterdiği şarkı bence o. Yani tamam yani belki tamam liderlik vasfıyla bütün şeyleri kendi üzerine alıyor ama. Yani bir nebze olsun teselli eden. Yok abi hepsi senin yüzünden olur mu diye. Ya bir böyle önceki bir şey, şarkıda mesela o kadar acımasız, aldı. O kadar acımasız davranma. Niye bir önceki şarkı? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'da. Yani benle hiç alakası yok. Sarı çizmeli Mehmet Ağa dedi. Orada şarkı söylemişti canım o Barış Manço'nun şarkısını. Hepsi benim yüzümden de şey yaptım. Yani arkadaşlar siz şey yapmayın. Gerçek liderliktir o. Bütün sorumluluğu almak. Olur, olur o zaman demişti. Hatta ondan önce de olur ya demişti. Aslında bugünün gelişi belliydi. Mehmet Erdem açısından ama işte yok. Yanında yamacınızda yanınızda sevgili dinleyiciler sevdiğiniz insanlar alacak. Olsun ve sizi teselli eden kişiler olsun diyerek haftanın ilk programına güzel bir başlangıç yapalım. Var mı Ege senin yanında öyle kişiler? Var yani hiç haberleri olmasa da bütün suçu atabileceğim insanlar var. Olur mu abi diyecek demeden. Ne alakası var abi biz niye suçluyuz diyecek insanlar da doluyum. Herkes üzerine düşeni alsın, üzerine düşen sorumluluğu alsın. Aha da şimdi hafta sonunu atlattığımız bugün de 10 Nisan'da sinema gişe hasılatlarına bir bakalım istersen. Çünkü her pazartesi yapıyoruz. Yapalım. Sinemalarda neler oluyor, hangi film ne kadar gişe yaptı bunları masaya yatırdığımız bir saat dilimi bu 7.32 itibariyle. Ghost in the Shell nasıl olmuş? Hiç giden duydun mu? Bilmiyorum filmi de çok şey yapmadım. Ben yabancı bir film. Yabancı onu söyleyelim dinleyicilerimize. Başka merak ettiğin film var mı? Başka bir merak ettiğin film Patron Bebek. Yok bilmiyorum o filmle ilgili bir şey. Onu gişedeki durumunu bilmiyorum. Yabancı filmler vardı. Onlar... Pek çok yabancı filmler var ve Türk filmleri var, yerli filmler var. Pek çoğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir film var. Shia LaBeouf diye bir adam var biliyorsun. Son filmi Man Down. Gerçi bayağı oldu gösterimde ama. Evet doğru bir çeviri. İngiltere'de... Dağ gibi adam devrildi. İngiltere'de geçen hafta gösterime girdi. Yabancı bir film anladım. Yabancı bir film. Nereden tanıyoruz bu beyefendiyi de? Transformers. Yabancı filmlerden. Yabancı yani. Bir film. Indiana Jones. Yabancı bir film. Onun dışında da bir de klipte gördük galiba değil mi bunu? Sia'nın klibinde görmedik mi o kafesli? Yabancı bir şarkının klibinde gördüğümüz. Neci bu adam? Oyuncu. Sinemanın asli çocuğuyum @hotmail.com adresine sahip bir oyuncu. Filmler arasında 30 yıl var ya. Indiana Jones'un sonuncusunda mı? Sonuncusunda. Kötü olanında.
Kötü bir yapım. Transformers'ta da öyle galiba. Sonlara doğru mu oynadı yoksa en baştan beri bu mu oynadı tam bilmiyorum. Ben en son bunu şeyde gördüm işte Don'uyla. Kafesin içinde Sia'nın o şarkısında o ha, bir tane. Ha bu genç çocuğu mu diyorsun sen? Böyle diye böyle dans ediyor. Transformers'ın ilklerinde vardı. İlklerinde de o mu vardı? Sürpriz oğluydu. Sürpriz oğlu. Aha. Sonradan çıkan bebe diye geçer. Evet en başta böyle asi genç. Sonradan eğer bu benim oğlummuştu diye i̇şte bağrına basıyordu. İşte onu diyorum ya sinemanın asi çocuğuyum ben diye kendisini öyle tanıtıyor. Hiç tipi de öyle bir asi tipi yok yani. Yabancı bir tip. İyi bir oyuncu olduğu için ben ikna oluyorum şöyle fotoğraflarına baktığım zaman ama. Bu borsada da oynamadı mı yenisinde? Borsa mı? Aha. Oynadı mı? Bilemiyorum yabancı bir film olduğu için büyük ihtimalle. Şimdi en son filmi Amerika'da gösterime girmiş tamam güzel nedir bu film? Irak Savaşı'nın ardından evine dönen genç bir adamın hayatını anlatan bir diğer film. Biliyorsun bununla ilgili 915.800 tane film çekildi. Ama onlardan daha biri... şeye yetişemedi değil mi? Vietnam sonrası filmlere yetişemedi. Yok yetişememiştir. Daha çekilecek. Geçen senenin sonunda Amerika'da gösterilmişti. Ondan sonra bu haftada İngiltere'de gösterime girdi. İlk haftasında nasıl bir gişe yapmış olabilir? Kaç bilet satılmış olabilir? Sarsıcı mı? Bir tahmin alayım senden. 7 mi? 1 bilet satılmış. Bazı kaynaklara göre 3 bilet satıldığı söyleniyor. Ve 7 sterlinlik gişe gelirini ilk hafta cebe kapatmış. İndirdi. Cebe indirmiş. Ve herhalde bu başarısından olsa gerek biliyorsun. Çünkü iyi işler... Güzel projelere maalesef fırsat verilmiyor. Hı hı. O yüzden bir hafta sonra bu filmin gösterimini de sonlandırılacakmış. Shia LaBeouf severlere maalesef üzücü bir haber veriyoruz. Bu hafta öyle başlıyoruz. 3 bilet satmak hakikaten acıklıymış ya. Yani bazı kaynaklara acaba göre... Acaba ben 20'sindeki gösterim için kaç bilet sattım? Çok güzel pasın için teşekkür ederim Oktay. Biliyorsun 20 Nisan'da tatbikat sahnesinde benim de gösterim var. Biletix'ten biletleri alabilir dinleyicilerimiz veya gişeler alabilirler. İnşallah 3'ten fazla olur diye. diyelim. Bir taraftan bu genç oyuncu neydi? Sinemanın asi çocuğuydu değil mi? Niye gülüyorsun abi? Esas asilik bu yani. Çok bilet öyle. Almayın ya ben sizi sokarım mı dedi acaba arkadaşlarına? İngiltere'de kapıya eşim şey bırakacağım falan demiştim. Amerikalı değil mi bu asi çocuk? Vardı canım İngiltere'de arkadaşları. Ha, onlar aracılığıyla diyorsun. Film yapmışsın biz de para mı vereceğiz falan dedilerse büyük ihtimalle şey yapmış. Sinema köşemizin sonuna geldiğimiz gişelere baktığımız yabancı filmler ağırlıklıydı bu hafta. Oldukça yine içerik kuvvetli dolu dolu bir sinema programının sonunda her zaman olduğu gibi bir klasik unutulmaz bir doğum günü kutlaması film şarkısı çalacaktık. Film şarkısını işte doğum günü kutlayan bugün doğum gününü kutlayan Steven Seagal'e armağan edelim. Dövüş yapan filmlerin unutulmaz oyuncusu Steven Seagal kendisinin bugün doğum günü. Şöyle hoş bir şarkı. Biliyorsun senelerce komada kaldı Steven Seagal. Tabii canım sakallı uyandı. Sakallı uyandı ve ortalığı dağıttı. Joy Türk burası sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam eden program. Ne oldu ya? Fahir'in yokluğu yavaş yavaş koymaya başladı. Az sabret ben umut dolu haberler vereyim sana. Hadi ver. Şimdi öncelikle bir düzeltme yapalım. İstanbul'a sisli puslu dedik bugün. Yani bugün değil de bu dakikalarda dedik. Sabah saatlerinde öyle söylemiş çünkü meteoroloji. Bir iki tane tweet geldi. Bu mu dedi sisli dedi bulutlu dedi. Bu mu dedi hava dedi tahmini dedi. Olmaz dedi olsun dedi. Çok haklılar dedi. Yani hafta sonu Ankara'da kar yağdı onu da söyleyememiş onu adamlar da olarak. Sonuçta hava durumu. Bir darbe de oradan yedik hadi bakalım. Bir, çok siyasete girmezsen. Bu yayının yani her yayının olmazsa olmazıdır. Her sabah programının olmazsa olmazıdır hava durumu. Bakalım önümüzdeki. Şu meteorolojinin hiçbir şeyi tutturamadığı dönem ne kadar güzeldi ya. Biz çocukken falan öyleydi yani. Nasıl? Hiç bu kadar tutmazdı yani. Şimdi insanlar etkileniyor ya. Hakikaten öğleden sonra yağmur demişlerdi. Tam o saatte yağdı falan diye insanlar etkileniyor. Bir de şehirlerimiz de çok büyüdü. Yani onun da sıkıntısı var Ege. Maalesef. Yani şimdi dikey gelişme. İstanbul diyorsun mesela. İstanbul diyorsun ama kocaman bir şeyiz. Yani bir yanında meteorolojide şaşkın yani. Bir yanında güneş var. Bir tarafında bulut var.
O yüzden bazen şehirlerimizde kendi hatalarını kendisilerinde aramalarında fayda var diyoruz. Çarpık kentleşme diyoruz. Evet, umut dolu haberler köşesine geçelim istersen. Buyurun. Sinemayı birazcık geride bırakarak, beğendin mi sinema köşemi bu arada? Bayıldım ya. Çok güzel değil mi? Yani ama çok yabancı film ağırlıklıydı. Nasıl? Biraz da yerli filmlere de yer verebiliriz. Çünkü sonuçta yani yerli bir film deyip geçiyoruz. Tamam, yerli filmlere de şey yapacağız. Bundan sonra zaten 6 ayda bir bu köşeyi bu yapacağım akşam. Ben. Tuttu çünkü. 4. ay ve 10. ayda 10-10 ve bir sonraki programımı 10-10-2017'de yapacağım sinema köşesini ve oldukça enteresan 10-10-2017 bak. Aa, çok güzel. Anladın mı? Özel bir güne denk geliyor. Bu da 6 senede bir denk gelir. Onu da dikkatlerden kaçmamasını umuyorum ve umut dolu haberler köşesine nihayet geçen Fransa'da 11 yıl önce kaybolan bir köpecik bulundu. 450 kilometre uzaklıktaki başka gerçi bir yerleşim yerinde bulundu. Köpeklerin ömrü kaç yıldı? İyi bakılırsa 17-18 mi? Köpeğine göre değişiyor galiba. Yani çok da buldular. Bulup kaybetmeleri çok da vakit. Ben buradan tabii olumsuz bir şeyler söylemek yani, istemiyorum. Umut dolu haberler köşesi diyorum ben sana. Sen köpek ne zaman roketler diye bana soru soruyorsun ya. Yani o zaman sahipleri şu kalan günlerini ona sıkı sıkı sarılarak, zamanında sarılamamış olanlar sıkı sıkı sarılsınlar. Topaze isimli bir köpek bu. Mini mini bir köpek. Bichon muydu bu cinsi? Bichon mu? Bichon ya da Bichon mu, nasıldı? Bakayım. Böyle uzun tüylü. Genelde beyaz, bak gördün mü? Yabancı bir köpek cinsi diyelim istersen. Çok hakim. Üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra ülkenin... Vardı 11 yıl önce elektronik çipi mi varmış köpeğin? Elektronik çipi varmış da çok açılmış. Ha. Yani onun belli bir mesafesi var. Sinyalin gelmesi çipin için. Çipin hiçbir işe yaramadığı da 11 sene sonra mı ortaya çıktı? Yani artık nasıl gittiyse o 450 kilometrenin... Yani ilerisine ötesine geçmiş. Bu sahipleri her gün o şeye baktılar mı, vericiye? Sahipleri pek yaman diyorlar. Verici hep açıkmış zaten. İnsan kapatır ya onu bir sene sonra. Bu yayıntı oluyor diye buradan kapatırsın yani. Teşekkür ederiz Ege, içindeki sevgi dolu. Yani sevgi de dolayı. Boşa umutta bir yere kadar yani. Bir de o çift taraflı pilli olmuyor mu ya? Yani bir o sinyal. İşte... Ne bu köpeğe birisi pil taktı herhalde. Bu... Galiba sevilmeyen bir köpek. Birisi bunu aldı. Pilini çıkardı. Yani sonra pilini de, ben bunun pilini takayım da yollayayım. Belki sahibi bulur. Ben uğraşmayayım artık falan diyerek. Mini mini bir köpecik. Pek sevimli kendisi. Topaze. Şimdi fazla açılınca sinyal olunamamış maalesef. Hı hı. Ondan sonra bir bakmışlar. 4 yaşında kaybolan bu köpek. Ondan sonra bir bakmışlar 15, geçen hafta. 15. 2-3 senesi kaldı. Ama pil değiştirmekle uğraşmasınlar ya artık. Ondan sonra bir bakmışlar. Aa! Aa! Bu bizim topez değil mi? Kumandada topez mi? Topaz mıydı? Neydi? Topaz. Bir bakmışlar sinyal şey, sinyal geliyor şeye. Hı-hı. Evdeki yayıntı dediğimiz 11 senedir duran kumandaya. Bir ses gelmiş de nereden geldiğini anlamamışlar. Bu topaze olmasın, bu topaze olmasın diyerek sinyali takip eden sahipleri 11 yıl sonra Almanya sınırına yakın yerde bulmuşlar. Fransa'nın Manş Denizi kıyısında kaybolan bu köpeci diyoruz ve 15 yaşındaki topazenin sağlık durumunun iyi olduğu ve daha şarjının da 1-2 sene idare edeceğini göstermiş. Daha uzun yıllar sahipleriyle beraber mutlu mesut bir hayat geçireceği de ortaya çıktı. Bu da bir ilk oldu. Yani nasıl bir ilk canlı oldu? Canlı yayında bir ilk oldu. Canlı yayında bir ilk oldu 11 yıl önce ilk defa. İlk defa böyle bir şey oluyor çünkü. Tabii canım, kaç tane haber verdik bugüne kadar. Dönen köpek haber, kayıp köpek Ankara, çok haber verdik öyle. Kayıp köpek ne? Ankara. Bilemiyorum. Kediler geliyordu değil mi? Köpekler bulamıyor tabii galiba. Kediler yıldızlara bakarak döner. Bu senin yani genel duyduğun bir şey mi yoksa yaşadığın bir şey mi? Yıldızlardan onlar yollarını bulurlar. Sen kedini verdiğin zaman gelmemişti. Ama sen tavırlı bıraktın. Tavırlı bıraktım. Ha, o da tavırlı ayrıldı zaten. Sizinki yani seviyeli bir ayrılıktı değil tabii mi? Tabii ki. Ha. Karşılıklı yürütemediğimize karar verdik. Ama o kaybolma durumunda mesela geri gelirdi diyorsun. Dedi, çipsizdi zaten benim kedim. Çipsiz. JoyTürk'te Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı sevgili dinleyiciler. Hepimizin beklediği saat içindeyiz. Saat 8.12. Doğru. Takvimden 10 Nisan
Hı-hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Günlerden pazartesi ve ara adam görevde. Can ara adam mı? Ara adam, evet. Canan hocamıza buradan duyuralım, eğer görmediyse. Ara adam her yerde Canan Karatay'ı arıyor. Sokacağım demiş. Onu demiş, sokacağım demiş. Neymiş şimdi bu ara adam, bir anlayalım da ondan sonra devam edelim. Şimdi ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin demiş. Canan Karatay. Balla ilgili konuşmalarını daha önceden de biliyoruz. Sırf şeker diyordu değil mi bal için? Hı hı. Kesinlikle baldan uzak durun demiş. Hiç gerek yok falan filan deyince Bursa'da daha önce kuş kostümüyle surlara çıkıp polise alarma geçiren demek ki bol bol kostümü mü var adamın? Bahtiyar Keskin kendi yaptığı arı kostümüyle yine Bursa sokaklarında Canan Hoca'ya meydan okumuş. Ve bal konusunda dikkatleri üzerine çekmiş. Ben beyefendinin şey özelliğini çok sevdim. Ne? Lokal olarak protestosunu gerçekleştiriyor. Mesela Canan Hoca'yı arıyorum dediği yerde, yani Canan Hoca'nın normalde olduğu yere gitmiyor. Evet. Bursa'da efendim, Dolmuş'ta gidiyorum. Çok rahat ediyorum falan diyor. Bu en azından Bursa'ya gel, ama belli olmaz. Şimdi yani Bahtiyar Bey 54 yaşında bir tiyatrocu. Hı-hı. Bugün Bursa'da dolaşır. Bugün Bursa'da surlara çıkar, ağaçlara konar. Otobüs çünkü paramı veren her yere giderim demiş. Öyle öyle şeyleri var. Fotoğrafları var kendisinin. Yani yarın Canan Hoca'nın olduğu yere gider. Hafazan Allah. Yani böyle bir karşılaşmayı da ben beklediğimden değil ama. Bir bal sevdalısı mı Bahtiyar Bey? Tabii ben demiş. Yoksa olay olsun, şekil olsun, bu kostümü bir daha ne zaman giyeceğiz mi? Canan Karatay'ı bir gün görürsem onu sokacağım diyen Bahtiyar Keskin bal yemenin insan ömrünü kısalttığını söyledi Canan Hoca. Bu yanlış bir ifadedir. Ben tiyatro sanatçısı olarak balın ne kadar faydalı bir gıda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Karatay'ı protesto ediyorum demiş. Balın bin derde faydası vardır diyerek amuda kalktığı bir fotoğrafla şenlendirmiş bu açıklamalarını. Amuda çünkü kalkan arılar. Arı adamı tabii şimdi görünce ne olduğu tam anlaşılmıyor. Yani kıyafeti de kendisi dikmiş ve aslında belli. Yani o işte sarı ve beyazın üzerine böyle siyah bantlar çekerek bir kuyruk, hı-hı, yapmış. İşte güzel kanatlar yapmış böyle büyük büyük. Ve giymiş yani kıyafetini. Hakikaten aslında şöyle uzaktan bakınca yani arı, ama yakından bakınca sakallı bir beyefendi. O yüzden şimdi Bursalı vatandaşlar da Bursa'da tabii garip bakışlara maruz kalmış. Ne yapıyorsunuz? Bu genel bu kuş olan değil mi bu falan diye demiyor. Ne yapıyorsunuz diyerek ama tepkisini ortaya koymuş sonuç olarak. Bu arada ben o kostümden anladığım kadarıyla o büründüğü arı kıyafeti, bu sarıca dedikleri, hı, yaban arısı cinsi. Bal yapan bu değil miydi? Bal yapan bunlar değil. Bunlar bal yapanları boğuyorlar, öldürüyorlar aslında yani. Kovana dadananlar falan bunlar. İşte belki bu aslında protestosunu, protestosu sırasında tam Canan Hoca'nın dediğine şey yapmış. Bal yapan arıları boğan arı kılığına girmiş. Belki de tehdit amaçlı öyle diyordur. Yani o kıyafeti giymiştir daha doğrusu. Yani evet. Canan Hoca'yı protesto ediyorsa, yani daha böyle korkutucu. Yani arıcıları da protesto ediyor o zaman. Canım kimseyi boğmamış, kimseyi öldürmemiş yani, bu evet, kıyafeti yapabilmiş. Kimse de tamam olmamış anladığım kadarıyla. Bir de en net öteki bal yapan arı kıyafeti giyse o daha zor anlaşılır. Evet, o böcek gibi bir şey çünkü siyah. Yani o yüzden bu arıdır efendim diyerek, ama yine de tabii şey, ben özellikle şu fotoğrafını çok sevdim Ege. Hangisi? Ben ekrana yansıtayım şu. Çimlerin, tahta atar gibi yapan. Çimlerin üzerinde, evet. Bir de şu ağacın, ağaca konmuş fotoğrafı çok güzel. Siz nasıl yaptı bunu acaba, Bahtiyar Bey'di değil mi? Evet, Bahtiyar Keskin. Siz evden çıktı büyük ihtimalle, torbada aldı bu kıyafetleri yanına. Ayrıca canım, evde giyinmişti. Niye böyle böyle çıkmıştı? Niye giyinmesin? Yani bir kendisi köşede yapmış zaten kıyafeti. Nasıl onunla, o kuyruğuyla nasıl dolmuşa falan binecek? Dolmuşa bindiğini pek ben zannetmiyorum Ege. Yani işte yürüyerek gitmiştir. Zaten o şimdi parka gitti. Sen nereden çıkarıyorsun ya dolmuşa bindiğini? Nasıl bu kadar eminsin yani? Diğer protestolar genelde dolmuşa binilir. Ondan sonra protesto yapacağın yerde inersin. Bu şey surlardan geçiyor mu acaba diye. Öyle mi? Daha önce çünkü kuş kostümüyle yaptığı şeyin aynısını yaptığına göre aynı dolmuşa binmiştir.
Vatandaş oraya gidiyor, takla atıyor. Sonra millet bakıyor, ne yapıyor bu falan diye. Herkese bir de açıklamak zorunda değil mi? Çünkü bir şey falan yok değil mi? Ne? Döviz möviz tabela mabela bir şey hayır, yok. Hayır, hiçbir şey yok. Sonuçta dız dız, ne oldu buna ya? Bu ne yapıyor bu? Efendim ben Canan Karatay'ı protesto ediyorum. Kendisi böyle böyle demişti. Dız dız dız. Onu sokacağım. Dız dız dız. İnşallah yarım saat falan sürdüyse iyi de uzadıysa hakikaten ona da sıkıntı, yaşayanlara da sıkıntı. 2-3 saat sürdüyse problem mi diyorsun? Ara adamı gören vatandaşlardan bazıları zaten çok korkmuş, bazıları ise büyük ilgi göstermezken, bazıları da hiç ilgi göstermemiş diyoruz. Ve darısı Canan Hoca'nın. Ben en kısa zamanda Canan Hoca'yla Ferhat Bey'in, arı kostümü içindeki Ferhat Bey'in, Bahtiyar Bey'in, çok özür dilerim, bir araya gelmesini ve birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin buna ihtiyacı var diyoruz. Neşve içinde devam eden program Modern Sabahlar'da, bir numaralı potta Oktay Demirci, iki numaralı potta Ege Kayacan, üç numaralı potta Fahir Öğünç sizlerle birlikte. Niye ben üçe düştüm ya? Günaydın da. Hoş geldin Fahir ya. Listeler alt üst yani şu anda. Sen bakma yalana dolana, ne şey yapıyorsun sen? Bir numaralı potta olmak kolay mı zannediyorsun? Valla onun sorumluluğunu yerine getiremiyorsan bir numaralı potta gerçek sahiplerine iade etmesini de bileceksin. Biz demek ki vazife adamı değilmişiz ki, demek ki omuzumuza bindirilen yükü kaldıramamışız ki, demek ki biz yanlıyormuşuz ki. Çok çabuk sen havaya girdin. Evet, ben abi artık bir numaralı pottayım, siz de huhatam olamam diye çıktın ya cuma. Ama merak etme Fahir, biz de bu vazife bilinci olduktan sonra o bir numarada çok değişir. Değil mi? Hava durumu, hava durumu konusunda, verdiğimiz haberler konusunda, siyasete yaklaşımımız konusunda daha o bir numaralar çok değişir. Siyasiler ve daha neler neler. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş ne yaptınız? Gündemin nabzını tuttunuz, geldiniz. İyi, gündemin nabzı güzel atıyor. Yurt dışı oylarını şey yaptınız. Saydım biraz, baktım. Organize ettiniz, paketlediniz, bitirdiniz, yok, geldiniz. Lütfen rakam verme. Rakam vermiyorum zaten yani. Şu anda biliyorsun zaten referandum öncesi böyle bir açıklama yaparsam. Yurt dışında oy verilme işlemi tamamlandı. Ne yapacaksın? Yakacaksın mı beni? Yakacaksın mı beni? Bakacaksın mı beni? Bak. Yakacaksın mı beni? Bakacaksın mı beni? Arasında derken gidip gelen oylar. Derken sabahlar devam ediyor. Evet. Vatandaşlarımızın bir kısmı yakacaksın mı beni diyor. Bir kısmı da bakacaksın mı bana diyor. Bakalım. Yani şu anda başa baş gözüküyor. Bayağı yakından takip ediyorsun anladığım kadarıyla. Öyle. Pazar günkü referandumu. Arap flamingosunu yaptınız mı? Yok, yapmadık. Yaptık yaptık. Bahsettik ondan ya. İyi, Arap flamingosu. Arap flamingosu ne ya? Bahsettik ya az önce, siyahi flamingo diye. Siyah flamingolar geldi diye. Ha, bahsettik, doğru. Dinleyiciler bahsettik değil mi? Bahsettik, sen Ege inan bahsettik abi. İstersen dinleyicilerimize sor, bahsettiniz. Ya çok iğrensiniz. Ben dokunmuyorum. Yani sen dinlemedin mi programı ya? Ama yani sokaklarda gezerken bir tarafında tek kulaklık olsaydı bari. Doğru. Maçları dinlemeyi biliyorsun. Ya hayır. Çok podcast... güzel kupon yaptım diyerek. Podcast'ten mi dinliyorsun? Ben podcast'ten dinlemeyi daha çok şey yapıyorum. Sen peki podcast'e abone misin? Yani subscribe ettin mi, yoksa her gün indirip bir şey yapıyorsun? Subscribe edersen daha makbule geçer. Adam gibi konuşun olmadım ya. Ya sabah sabah zaten subscribe'li, abone subscribe'li, abone. Abonmanlarımızı ödüyoruz. Bir para ödüyor muyuz? Hayır. Podcast primlerini düzenli ödeyen dinleyicilerimize selam olsun. Onlara da bir kez daha selam genel olsun. Genel podcast primleri GPP. Evet, buyurun Fahir Bey, bir haber veriniz. Yaptınız mı yapmadınız mı? Yaptık onu. Yaptık evet. Şey yapmayın. Tekrara tamam, girmesin abi program. Arap şeyler gelmiş. Nereye gelmiş peki? Adıyaman'a. Ay yapmamıştık, pardon. Siyahi flamingolar mı gelmiş? Ya siyahi flamingolar gel, öyle değil mi? Siyah çok, flamingolar. Çok güzel flamingolar ya. Ben ilk kez nadir olarak karşılaşılıyor. Ve nereye geldiğini de söyleyince gerçekten doğru adres diyeceğinizi şu anda duyar gibi. Manyasa mı? Manyasa, ha. Flamingo cenneti Manyas. Gerçi orada biraz ırkçılık var, biraz şey olmuş, sıkıntılar. Çok dışlanmışlar ama yani o Arap flamingo, ne siyahi flamingoları. Siyahi flamingo dediğim bildiğin siyah flamingo. Nereden geliyor bunlar? Bunlar nereden geliyor? Arap Yarımadası'ndan geliyor. O yüzden zaten Arap flamingosu diye geçiyor. Yoksa herhangi bir Araplığını görmüş değiliz. Yani hayvanlarda da böyle bir şey yok, insanlarda da böyle bir şey yok. Yani ne yok, ne var ne yok, onları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Adana'ya flamingo geldiler ya. Adana'ya. Adana'ya mı gelmişler? Tabii, Adana'da. Yosun yiyor değil mi flamingo? Balık ve yosun mu yiyor? Ne karides yiyor? Karides yiyor. Rengi zaten o karidesten öyle oldu diyorlar. Evet doğru. Ha, beyaz oluyor da sonradan pembeleşiyor değil pembik mi? Pembik olmasının sebebi karides pembesi derler. O ya zaman, da havuçu fazla kaçırıyorlar. Ne yemiş bunlar? Köy flamingosu bunlar. Bu serbest gezen flamingo. Köy toğu gibi. Siyah ne yemiş olabilir ya? Siyah. Pancar, yok pancar yememiştir. Turp. Kara havuç.
kara lahana. Teşekkür ediyorum. Adana Tuzla yaban hayatı geliştirme sahasında tek bir tane var zaten. Bir tane de ben zamanında siyah kuğu gördüğümde çok etkilenmiştim. Bunu da paylaşmak istedim. Siyah flamingomuz da mevcut. Ülkemiz tam bir flamingo cenneti. Neden yeterince tanıtmıyoruz? Bunlar her sene geliyorlar. Yalnız biraz tek Tek mi geliyorlar? Tek bacak üstünde durur flamingo. Onu mu söyleyeceğim? Yok, tek kalmış ya. Diğerleri böyle hep grup grup takılıyor da. Bunu galiba birazcık öteliyorlar. Mı? Ne yapıyorlar? Şeyden dolayı da olabilir. Renginden dolayı değildir de belki de hareketlerinden dolayıdır. Yani pislik yapıyordur, bir şey yapıyordur. Olabilir yani, tabii canım. Hayvanlarda da öyle şey var. Bunun müjdesini verelim. Görmek isteyenleri nereye bekliyoruz? Adana'ya. Teşekkürler sevgili Oktay. Şimdi tek ayak üstünde duruyordu değil mi ya? Benim gözümde başka bir şey canlanmadı. Başka esprisi yok zaten bu hayvan. Tek ayak üstünde durması sebebi işte suda duruyorlar ya bunlar. Dengede olsun diye mi? Yok yani böyle ayakları buruş buruş oluyor. Birini çıkartıyor, şey yapıyor. Kurutuyor biraz. Kurutuyor. Sonra öbürünü kaldırıyor, onu kurutuyor yani. Sonuçta öyle diye tahmin ediyorum. Mantıklı, bana mantıklı gelen bu. Bir hayvan daha vardı tek ayak üzerinde duran, o hangisiydi? Leylek. Aa, leylek de öyle yapar. Leylek bir uzun bacaklı yerde o. Uzun bacaklı hayvanların tamamında böyle bir şey var. Bacaklarını göster. Leylek niye öyle yapıyor? Ya işte bir böyle ayağı mesela kurutuyor. Onu da leyleğin ayakları da terler. Bazı leyleklerin ayakları tersmiş. Evet. Hafazan Allah çıkmaz. Üç harfli leylekler. Üç harfli leylekler dedin ama biraz da çocuk isimlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü nüfus ve vatandaşlık işleri genel yapıldı müdürlüğü. Yapıldı yalnız, onu yaptık. Onu da mı yaptın? Evet, tamam. O zaman size yapılacak, yapılmamış bir şey. Yapılmamış bir şey. Hiç olmamış bir şey. Hiç olmamış bir şey o zaman. İskoç bisikletçi. Aa, yaptık onu. Onu bir şey var orada. Bunu ben beklettim. Neyi? Ara adam haberi. Ara adam. Ya siz vallahi gerçekten ne kadar iğrenç insanlar oluyorsunuz bazen ya, yemin ediyorum. Hani bazen şey, ne kadar pisleşebilirler ki diyor. O kadar pisleşiyorsunuz sevgili dinleyiciler, gerçekten tamam, özür diliyorum. Tamam. Yapmadık, geç kalmamı. Aradığımı konuşmadık ama ya, gerçek söylüyorum. Tamam, yapmadık falan ya. Sen bir tanesini versaydık. Ben de bu bilgisayar niye benim önümde kaldı ki zaten? Orada değildi ki, sen gelince oturduğun zaman çevirmişsin bilgisayarı. Tamam, o da benden kaynaklı ya. Tüm dinleyicilerimizin önünde tartışmak istemiyorum şu anda. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.52 oldu saatimiz. Maceranın tam da göbeğindeyiz. Valla ne tip bir macera sizi bekliyor bilmem ama bu haber verilecek arkadaş. Öyle ya da böyle verilecek. Kimse buna engel olmaya çalışmasın. Kimse beni durdurmasın. Buyurun, günah benden gitti. Siyasi bir haber galiba. Hayır, siyasi değil. Melek yavrularımız doğmuş, doğacak ve henüz doğmamış. Yarınlarımızla ilgili ilgili bir haber ve geçmişimizle ilgili haber. Yani geçmişten geleceğe bir ney? Füze mi? Bridge together yani. Anladınız mı? Hani 11 yıl sonra geri dönen köpek mi Fahir? Hayır. Nüfus ve yaptık çünkü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Bundan sonra ben genel müdürlüklere umum müdürlük diyeceğim. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Umum Müdürlüğü Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyadlarını kamuoyuyla paylaştı. Kamuoyuna saygıyla duyuruluyor. Öztürk mü? Hayır. Oktay mı? Şöyle yapılmış. Tamam. Tahminlerle yaşıyorum kısmını birazdan yapacağız. Aa, bol bol tahmin için vaktimiz de var o yüzden. 1923'te 1930 arası incelenmiş, 1980 sonrası incelenmiş ve günümüz Türkiye'si incelenmiş. Hı hı. Ve enteresan sonuçlar çocuklar. Farklılık mı göstermiş? 1923'te 1930 arasında tek partili dönemde aya Oktay yine çektin ya, şu işte bile Melek Yavrular'da bile çekiyorsun ya siyasete. Evet. Yani nasıl bir maalesef adamsın ya. Maalesef geleceğimiz çünkü. Evet. 20 tane isim var. Hepsini de sayacağım. Kız erkek karışık mı? Hayır. Kız isimleri. İlk 20'yi sayıyorum. Top şimdi 20. Bugün mü? Yok. 1923. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. İsimler Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Şerife, Hanife, Meryem, Sultan. Bunlar da bebelele. Zehra, Havva, Hayriye, Cemile, Zelihe diye bir şey olmaz. Zeliha olur. Elif, Gülsüm, Naciye, Havva ve Fadime. Fakat bunlardan bazıları hala top 10'de. Hadi top 10'de gerçekten. 1923 ile 30 arasını söyledik. Erkek isimlerini de söyleyelim. Erkek isimlerinde de genelde işte Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman, Ali. Çok bunlar top. Salih, Kemal, Ramazan, Recep ve Mehmet Ali o zaman da varmış. O zamanlar tabii Mehmet Ali, Mali ya da Memoli gibi isimlerle kendileri çağrılmıyormuş.
Darbe döneminde yani 1980 askeriler... Hayır, çok siyasete girmeden yaparsan şunu. Abi ben bu haberden vallahi tam biz bu kadar bir şey olacağını bilmiyordum ya. Nereden bileyim ya? Kritik haftaya girdik ya Fahir. Bundan sonra hep her köpek şey haberi vereceğiz. Flamingo haberi vereceğiz. Evet. 80 askeri şimdi dönemi. De biraz flamingolar. Evet. 80 dönemindeki 80 isimler döneminde neymiş? İsimler bir değişmiş hemen. Hülya, Dilek, Filiz, Yasemin ya da işte. Jasmin, Songül, Özlem, Erzu, Aynur falan gibi isimler olmuş. Hmm. Tabii şimdi bu Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki isimlerden 3 tanesi. Ege söylediği doğru. Ege'nin söylediği Zeynep, Meryem ve Elif hala revaçta ama mesela Fatma ilk 25'e bile girememiş. Hadi bugün ya. İçin mi? Bugün için. Bu konularda lütfen herkesi biraz daha ne yapmaya çağırıyoruz? Model grubu dinlemeye çağırıyoruz. Galiba kız isimlerinde oldu. Erkek isimlerinde böyle bir sabit Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali onlar şeyini koruyor. Bunlar yerini hep koruyor. Şey yapıyoruz. En çok Yılmaz soyadı kullanıldı. O aşikar. Yani sağdan soldan haberler alıyoruz da. En çok soy ismi olan galiba Yılmaz. Yılmaz, Türkiye'de. Kaya. Belli mi onun sayısı Fahir? Kaç kişinin soyadı Yılmaz'mış? Milyonlarca. Valla bilmiyorum da bayağı Yılmaz var. Yani Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin ve Çelik ilk 5 sırada yer aldı. Diğer 15 sırada bakıyorum. Hakikaten Ege'nin dediği Öztürk mü? Doğru, Öztürk. Aslan var, Çetin var, sizin, Koç var, Kurt var, her şey var. Telefon rehberi inceleme diye bir şeyim vardı ya, oyunum. Çocukken sizde öyle bir şey var mıydı? Çok enteresan geliyor bana büyük telefon rehberini çevirme mi? Yani evlerde sayfalarını şey çevirme. Yani evlerde, sapık gibi telefonları arama değil de. Gençlere şey söyleyeyim de eskiden evlerde rehber olurdu. Böyle bütün basılı ilin kitap ansiklopedi büyüklüğünde. Kalınlığında rehber olurdu. Bir iş yerleri için ayrı olurdu. Bir de sarı sayfalar diyorsun. Bir de hakikaten şey vardı. Gerçekten de incelerdim ya. Sarı sayfalarından sen suçlusun. Ben çok zevk alırdım ya. Ne saçma bir zevkmiş. Ben orada babamın ismini gördüğümde nedense bir gurur duyardım. Rehbere çıkmışsın. Telefonda. Telefon rehberinde adı var baba. Bir de Atlas. Atlas derken Melek Yavru'nun Atlas'tan değil, coğrafik atlaslardan bahsediyorum. Sen gene o zaman siyasi büyük Atlas'a Atlas. Bakıyorsundur. Büyük Atlas'ları bakıyordum. Büyük resmi görmüş müydün o zaman Oktay? Dünya haritası. Hayır yapma ya. Bu adamın oyunlarına gelme lütfen. Vallahi bu adam bizi bir şekilde çekti ya. Çeker. Beni de o batağa çekti ya. Oktay Demirci ve siyaset bataklığı diye bir şu yaşımdan sonra durduk yere siyasete girdim ya. Senden ötürü. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Yine geçmiş yıllara gideceğiz bu saatte sizlerle birlikte. Çocukken tek başınıza kaldığınızda, arkadaşlarınızla buluşamadığınızda kendi kendinize uydurduğunuz oyunları listeliyoruz. Bakalım ne yaratıcılıklar çaresizlikten doğan ne oyunlar karşımıza çıkacak. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Ben söyleyeyim mi? Hı-hı. Hemen söyle. Ama yani Ege'ninkini biliyoruz fix. Bir dakika oradan. Evet, önce pek söyle. Çok oyunum var. Yani bir tanesi Kızılderilileri beklerken. Bu ama arkadaşlarım olmadığından değil zaten tek başıma zevkle oynadığım oyunlardan bir tanesi. Ege'ciğim sana söylemek biraz şimdi şey yapmayacağız. Senden sakladık ama senin arkadaşın yoktu zaten. Yoktu. Dolayısıyla o oyunda sadece bekleyerek. Ne yapıyorsun? Başka ne vardı? Kızılderili beklerkenden bahsetmiştin yayınımızda. Böyle bekliyordun değil mi? Kasede sesini kaydedip ondan sonra şarkıları şey yapmak falan böyle efektler televizyondan ses kaydetme falan en zevkli oyunlar. Bir de çok güzel oyunum vardı onu size hiç söylemedim de. Ne o? Bond çanta. Biraz açar mısın? Çantacılık üzerine bir yani şey. Yani Bond çanta deyince aklıma benim bir oyun değil bir eşya geliyor. Abi, babamın eski bir Bond çantası vardı. Hı-hı. Onun içine böyle tuzaklar bir şeyler koymalar falan. Ve bu oyun adı. Anneanne getir Bond çantamı da biraz oynayayım diye şey yapıyordum. Onu çantamı getiriyordum. Ben de çeşitli orada kart vizitler falan. Şifreli miydi? Tuzaklama mı yapıyordun? Şifreli. Yani ne yapıyordun? Ya işte orada bir şey çıkacak. Orada gizli belki var falan filan diye. Zevkli bir oyundu. Sonra hazırladığım şekliyle anneanne Bond çantamı kaldırır mısın diye şey yapıyordum. Ne kadar güzel ya. Dolu dolu oyunlardı yani. Ha, benim de bir tane güzel ne vardı annemin Fahim? Yaptığı tavşan vardı. Davşancık. Tavşanı alıyordum bir tane. Örme tavşan mı? Yok örme değil ya. Doldurma tavşan. Doldurma tavşan. İçine eski yünler şey yapılmış. Onu alıyordum kanepenin arkasına geçiyordum. Ondan sonra bir tane de eski beslenme çantam vardı şöyle plastiki. İğrenç.
Yani gerçekten insanda beslenme namına ne şey varsa hepsini yok eden bir şeydi. Rengi neydi? Yeşil ama uçuk yeşil. Geldi gözümün. Böyle önüne. Böyle kafes. Bir de o kenarı kafesli değil mi? Ama o plastiklerin çapakları duruyor hep. Yani öyle bir kötü dandik diyeyim. Diyebilirim değil mi? Tabii yayında. Canım diyebilirsin. Özel bir marka da vermedikten sonra dandik bir beslenme çantası. Onun içinde onun yuvası yapıyorum. Sonra ben bunu dışarıda kışta bulmuşum. Sonra böyle. Kışta mı bulmuşsun? Ha, dışarıda fırtına yapıyorum böyle. Ha, tavşanı bulmuş. Tavşan kurtarma operasyonu gibi. Tavşan kurtarma sonra? Operasyonu. Sonra alıp bunu beslenme çantasına yatırıyordum. Isıtıyordum. Adeta bir bond çanta oyunu gibi bir şey bu da. Mutlu sonla biten bir hikaye mi? Adamın bond çantası, benim beslenme çantam. Oktay Bey, esas aramızdaki çantacı Oktay Demirci neler anlatacak? Rakip yok ya sizin oyunlarınızda. Benim iki tane büyük oyunum vardı. Ne? Yani rehbere bakmak dışında. Hı-hı. Bir atlaslara bakardım ben. Tek tek. Hı hı. Şuradan şuraya nasıl gidilir? Buradan buraya arabalan nasıl gidilir diye. Gidemedi. Ondan sonra gidemedi. Ondan sonra bir de şey vardı. Şey rekabete dayalı şey oyunum vardı. Ya buraya çok vize istiyorlar falan şeylerim var yok, mı? Yok o zaman vize şeyim falan yoktu o zaman. Vize bilgimiz yoktu. Yoktu oradan oraya sırf maviler üzerinden mi? Ama senin o zaman üzerinden. Ettiğin bir laf var ya Oktay. Ney? Avrupa bitmiş diye benim hatırladım. Evet, tabii, tabii, evet. Avrupa 80'lerde bitmiş. Etmiştim ben o lafı. Evet. Dinleyicimizi bekletmeyelim dur. Peki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Selcan ben. Hoş Selcan. Geldiniz Selcan Hanım. Kaç yaşındasınız? 37-38. Yani 80'lerde mi? O ayakkabı numarası gibi büyük kalıp küçük kalıba göre değişiyor da. Yapmıyorum. 37 mi 38 mi? Çocukluğunuz 80'lerde mi geçti? 90'ların başı mı? Evet 80'lerde geçti gibi oluyor. Tabii küçük yaştan bahsediyorsak 79'luyum ben. Evet. Televizyonsuz bir çocukluk. Ne yapıyordunuz? Evet. Ben de dışarıya sokağa çıkamadığım zamanlar sesimi kasete çekiyordum. Sunuculuk oynuyordum. İşte sonra kendim sesimi dinliyordum. İşte onunla eğleniyordum yani. Ya da ya kardeşimle kendi yatağımın arasına çadır kurup altında evcilik oynuyordum. Ay ya, çok çadırcılık çok güzel. Çadırcılık. Yok muydu babanızın bon çantası? Vardı da ne bileyim herhalde kız çocuk olduğumuz için mi bilmiyorum. Hiç onunla ilgilenmedim yani. Kaç hiç yaşında? Çocuk anım yok. Kaç yaş var kardeşinizle aranızda? Tam 3 değil. Siz de muallak rakamlar veriyorsunuz valla. Yaşınız 37-38. Kardeşinizde kaç yaş var? 3 diyelim 37 diyorum. Tamam 3 diyorum 37 diyorum. Ve ayakkabı evet. Numaranızı da söyleyin. Ayakkabı numaram 39. Aa, bazı konularda netsiniz o iyi. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aslında çadırcılık güzel oyunlardan bir tanesi ya. Çadırcılıkta da rekabet yok. Abi ama rekabeti kimle yapacaksın? Tek başınasın işte, zaten. İşte ben iki tane isim uydururdum. Hı-hı. Her seferinde değişen iki isim. Hı-hı. Üçüncü isim de Oktay olurdu. Evet. Ve çeşitli müsabakalar. Mesela temiz bir çorabı. Aha. Top yapılmış çorabı, hı-hı, duvarda sektirme. 3 kişi olarak katılınıyor. Ha 3 ayrı. Tam psikopat mısın sen? Evet. 3 ayrı kişilik. Maalesef kişilik bölünmesi bir de 3'le başlamış. 3'le başlamış yani. Adam. Şimdi maşallah bir tane hayali arkadaş hepimize şey olur da 3. Evet. Üç. Hayali arkadaş değil bu adamın kendi. Bunlar müsabık bunlar. Birisi. Arkadaş da değil. Yani sivilde görüşmüyordum hiç ben bu arkadaşlarla. Ama o müsabakalar sırasında ki dünya üzerindeki o müsabakanın yapıldığı tek yer benim yaşadığım o küçücük odaydı. Hepsini yeniyor muydun sen bunu? Ya önemli olan katılmak diye başlıyordu. Çünkü başında falan röportaj vardı onlarla. Of Oktay. Bir de röportaj yapan kişi var. Dördüncü kişi. O daha tarafsız. Tabii Oktay bir taraf olarak daha güzel açıklamalar yapıyor. Oktay. Aa, o zamandan benim çete ruhu olduğu belliymiş bende ya. Valla çete ruhu değil de senin bölünmüş kişiliklerinin bizde yansımasıysa durum daha sıkıntılı. 3 kişilik bir proje üretmişim bak. 3 kişilik projeyi üretmişsin, ona da Sacaya adını vermişsin. O güzel. Zamandan çıkmış demek ki. Özge Hanım ne demiş? Özge İpekçioğulları Önder. 3 metrelik duvara tırmanıp şemsiye inen aşağıya atlama. Gerçekten uçtuğumu sanırdım. Süper Girl hadisesi. Gerçekten ülkemiz bir süper göl cenneti. Neden yeterince tanıtmıyoruz? Et Modern Sabahlara yazmış Hakan. Çocukken kendi kendinize uydurduğunuz, zaman geçirdiğiniz oyunlara cevap olarak ama telefonumuzdan sonra okuyalım onu. Günaydın efendim. Huhu. Evet, telefonumuzun sonuna geldik. Hakan demiş ki bilyelerden maç yapmak. 11'e 11 camdan bilyeler. Evet. Kurşun askerler kalede. Plastikten bir top. Ekibi şimdi toplasam
utanmaz gene oynarım çok zevkliydi anlamına gelen bir şey demiş. Özlemle andığı bir oyun. Şimdi misket bulamıyoruz ya. Bu ben geçen gün gördüm de. Nerede gördün ya? Oyuncakçıda vardı. Aa, ciddi misin? Hı-hı. Aa, süpermiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Yusuf. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İstanbul'dayım. İşe gitmeye çalışıyorum. Yusuf İnanılmaz Bey, trafik var. Yalnızlık kaderiniz olmuş gibi böyle bir dertli geliyor sesiniz. Vallahi bir saattir yoldayım. Bir saat daha yolum var. Bugün bir ama İstanbul'un trafiğinde bugün bir gariplik var değil mi? Bugün bir ama fazla yoğunluk var. Her gün için aynı şey söyleniyor. Ben onu anlamadım ki. Bir gidersin. Bugün bir ekstra bir garip. Bir ekstra bir garip bir durum var değil mi Yusuf Bey? Kesinlikle. Harita komple kıpkırmızı, hiç denk gelmemiştim. Gidene kadar yani yolum full kırmızı. Bir şey soracağım. Ne iş yapıyorsunuz Yusuf Bey? Avukatım. Avukatsınız, yani bir yerde çalışıyorsunuz değil mi, yani sahibi evet, misiniz evet. Yoksa? Ya şimdi gittiğinizde yok. Herkes böyle geç, böyle saat atıyorum şu anda saat 9:20 geçti. Siz 10:30'da takılmaya başladınız. O Yusuf neredesin bu saate kadar falan diyorlar mı, yoksa herkes geç geldiği herkes için? Herkes 10:30'da mı geliyor? Herkes rock and roll takılıyor mu? Benim evim biraz ekstra uzaklıkta, o yüzden çok bir sorun olmuyor. Hani anlayışla mı karşılıyorlar? Anlayışla karşılıyorlar. Peki efendim, olmuyor. Haritalarınız yeşile dönsün en kısa zamanda. En güzel temennilerden biri. Ne oynuyordunuz Yusuf Bey çocukken? Ben çocukken şunu oynardım. Bizim evin damı vardı. Hı-hı. Ve damda annemin çiçekleri. Nerede geçti çocukluğunuz? Damı. İstanbul'da mı Yusuf Bey? Hatay'da geçti. Hatay'da, hı-hı, evet. Dam deyince düz dam mı aklımıza gelsin? Çatısız. Çatısız, aynen çatısız damımız vardı. Annem falan dışarı çıktığında ben odama çıkardım böyle terliklerden. Böyle terlikler benim için kamyondu, büyük terlikler. Küçük terlikler de arabaydı. Hı. O terlikleri böyle toprak doldurup onları böyle hafriyatçılık yere taşırdım. Ay, evet. Hafriyatçılık ama kısmet avukat oldunuz. Neyse, yani bence hafriyatçı da olsanız son derece başarılı olurdunuz. Sonra annem gelir bana çok kızardı, onları neden oradan çıkardın diye. Toprak dolduruyormuş. Evet, o terlikleri de ip bağlar arkamdan çekerdim. Öyle düşürmeden kamyon gibi. Hmm. Kendince yollarım var. Saksılardaki kumları mı kullanıyordunuz? Damda mı kum vardı? Saksılardaki toprakları. Hem çiçekleri mahvediyor hem terlikleri. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Tam zararlıymış. Zarar valla zarar. Sırf zararmış. Bu çocukta yani ben olsam bayağı şey olurdum. Halbuki yap çoraptan top. Oyna duvarda. Oyna duvarda. Boş çantasını al. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan ben Hakan. Hakan Bey, ne oynuyordunuz tek başınıza? Ne oynuyordum? Bizim daha çok yaramazdık ya. Ne yapıyordunuz yaramazlık olarak? Giderdik evlerin önündeki terlikleri alırdık köyde. Gider onları bahçelere, tarlalara atardık. Bayağı bir eğlenceli bir oyun. Sonra o terlikler size geri dönüyor muydu? Uçmak suretiyle. Tabii o ayrı. O dayağı yiyorduk da bütün köyün terliğini gider bu mısırlıkların arasına koyardık. Bütün yaz adamlar terliksiz gezerdi. Peki efendim. dolu hayatlar. Çok sağ olun. Tek başına yapılmaz ama bu ya. Tam bir çete işi ya. Çete işi değil mi bu da? Evet. Ayşe Hanım tek başına oynadığı, kendi kendine uydurduğu oyunu yazmış bize Etmodern Sabahlar'da. Ben bütün oyuncak bebeklerimi alıp yere de minder serip fırtınada teknedeymişiz hepimiz gibi action bir oyun oynardım demiş. Çok bak güzel. O da çok güzelmiş, çok güzel ya. Neredeyse bir Kızılderilileri beklerken kadar ya şey. Zevkli. O da bak, o da aynı efekti kullanıyor Fahir, senin kullandığın gibi. Kışın bulunan tavşan efekti. Modern Sabahlar devam ediyor. Çocukken tek başınıza kaldığınızda uydurduğunuz oyunların listesini yapıyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Ay çok güzel bak, aynı kafadan bir güzel cevap daha. Doruk Kekevi'den geliyor. Ne yazmış? Halı kenarındaki bazı bölgelerde, halı kenarındaki diye de geçer. Desenleri yol olarak kullanmak suretiyle arabalarla oynamak. En mantıklı. Çok güzel. Hatta zar atarak ilerlediğim de vardı. Ben onu biraz daha değişik çok modeline. Güzel oyun ya. Evet. Onun gideyim de bugün oynayayım. Valla. Emre Kaşıkara da şöyle demiş. Karşı taraf adına zar atıp hamleleri yaparak kendimle tavla oynamışlığım çok olmuştur. O da güzeldir. Aslında güzel bir şeydir. Pratiktir. Tavla da şey olmaz yani. Antrenman Murat şart da, hoş. Murat Nergis de aynı fraksiyondayız biz. Şöyle demiş. Kapının önünde oturup aşağıdan yukarı geçen arabalar benim. Yukarıdan aşağı geçen arabalar öteki benim olurdu, yarışırdık demiş. Günaydın ama efendim. Peki ben değil de başka bir isim olsaydı. Günaydın, merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz?
Cansın ben. Cansın Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? Şimdi Atatürk Hastanesi'nin otoparkında park bulmaya çalışıyorum. Bulamazsınız bu saatte, olmaz, hiç kasmayın, ben size söyleyeyim. Parkında gidecekiniz. Öyleymiş. Böyle olduğunu bilmiyordum. Şaka şaka bulursunuz. Bizle konuştuktan sonra şıp badanak bulacaksınız. İçiniz rahat doktor olsun. Doktor musunuz hanımefendi? Yoksa yok değilim. Hasta olarak mı gittiniz? Hasta olarak geliyorum. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Yok, önemli bir şey değil ya. Kontrol. Kontrol. Ne kadar güzel. Umarız peki, güzel sonuçlarla çıkarsınız. Cansın peki efendim. Hanım, kaç yaşındasınız? Bizi hangi seneye götüreceksiniz? 26 yaşındayım. 90'lara götüreceğim sizi. Ne oynuyordunuz tek başınıza? Ya ben kuaförcülük oynuyordum. Böyle kesme biçme işlerini çok severdim. Hı-hı. Ondan sonra annem evde yokken bebeklerimin hepsinin saçını keserdim. Dolapların arkasına saklardım onları da. Çok mantıklı. Bulunmaz çünkü dolapların evet, arkasında. Onun tek sıkıntısı bebeklerin saçının uzamaması. Yani bir kere oynuyorsunuz, ondan sonra bir daha oynuyorsunuz. Bir de şeydi mesela, o zamanlar doğum günü partisi yaparken Barbie bebekler pastanın böyle tepesine konurdu. Pastada bebeğin etek kısmı olurdu, elbisesi olurdu. Evet. Evet. O modaydı bizim dönemimizde. Ben de çok istemiştim benim de öyle olsun diye. Ama benim bebeklerim hep keldi, çok çirkindi. Tabii yenisi de alınmadı çünkü yani... Saçımı kesiyordunuz. Afiyeti belli. Kökten mi kesiyordunuz yoksa böyle hani? Yok, perma yapıyormuş anladığım kadarıyla. Yoksa böyle güzel, bir küt bir kesim. Tabak kalıyordu bebekler ya. Yani o kadar çirkin ki en son işte ben de böyle tutturmuştum, böyle pasta istiyorum ben de diye. Kremadan saç yapılmıştı bebeklerim. Ay. Yani anladığım kadarıyla hem kuaförcülük yani oynuyordunuz hem de çok başarılı bir kuaför değildiniz oyununuzda. Maalesef. Bütün müşteriler kel çıkıyordu. Makasla kesiyordunuz değil mi? Evet evet, makasla. Makas yani, makas da bak yani. Ya neyle kessin ya sen de, nasıl bir falçata mesela. Çocuk olarak öyle bıçak falan yoktu tabii de, makas ulaşım altındaydı galiba. Doğru. Okul ödevleri falan da gerekiyordu herhalde. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun Cansun Hanım. Yani evet, geçmiş olsun. Hadi park yerinizi ileride sağda. Oradaki siyah efendim, arabanın ötesinde. Bir telefonumuz daha var, isterseniz kulak verelim. Yalnız bir şey fark ettiniz mi yani? Ne? Dinleyicilerimizin hepsinde bir tatlı bir şey var yani. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Fatih, Kayseri'den arıyorum. Kayseri'den Fatih Bey, hoş geldiniz. Evet. Neredesiniz? Siz neredesiniz? Efendim? Siz neredesiniz şu anda? Şu anda Kayseri'deyim. Yani Kayseri merkez mi? Yok, bir mahallesindeyim, Osman Kavuncu. Şu anda yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapıyorsunuz, süper. Önceden önce, evet. Süper, peki. Yürüyüş yaparken de sizi dinliyorum. Kaç yaşındasınız efendim? 27 yaşındayım şu an. Hı hı. Ne oynardınız tek başınıza? Küçükken silahçılık oynamayı çok severdik. Evdeki bütün kanepeleri kırdım diyebilirim, o aksiyon filmlerini izleyip. Tek başına mı oynardınız? Kanepeleri. Evet, tek başıma oynardım. Kılıç mı, ateşli silahlar mı? Ateşli silahlar. Operasyona çıkardım işte, işte rehine kurtarırdım vesaire gibi hayal dünyam çok. Fatih Bey, şu anda ne iş yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, beyaz heykirim ben, firmaların güvenlik açıklarını vesaire tespit ediyorum. Ona göre heykirlerin saldırılarına karşı aşağı yukarı aynı şey. Aynı şey. Aynı sektörde devam etmişsiniz. Yani güzel başlamışsınız. Hani sorduklarında mesleğe evet, ne zaman başladınız diye, küçük yaşlarda başladım diyebilirsiniz. Peki Fatih Bey, şeyi yani soracağım ben, merak ettim. Oyunu oynarken sesli mi oynardınız? Yani bırak onu, bırak. Bırakmayacağım. Evet. Falan filan gibi, öyle sesli miydi oyun? Evet, aynen öyleydi. İşte silah seslerini ağzımla çıkarırdım. İşte bağırır çağırırdım. Çok yorucu bir oyun ya. Tabii canım. Kaç kişinin çok yerine... Evet. Evet. Hani dediğim gibi kanepeleri çok şey kırdım yani. Evde o yüzden çok annemle kavga ettik. Ama herkes de kurtuldu galiba. Keşke şey deseydiniz. O kanepe kırmam yüzünden annemle çok tartıştık. Oğlum neden kırıyorsun böyle? Öyle değil. Yani herhalde bir 4 tane kanepeyi kırmış olabilirim. O gürbüz zaman... bir çocuk muydunuz? Efendim? Gürbüz bir çocuk muydunuz? Yani. Yani. Kanepe kıran düzeydi. Artık orasını sen düşün Ege. Gürbüz olmasa da demek ki heyecanlı oynuyormuş Fatih Bey. Evet. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi sporlar size. İyi yürüyüşler. Yürüyüşler. Bol kaloriler. Yağmurlu günlerde camdan dışarı bakarak kırmızı arabaları sayardım eskiden. O kadar marjinal değilmişiz demek ki, hep onu geçmeden sıkılırdım demiş Berkan.
10 diye bir şey varmış. Erkan ne demiş? Erkan. Bir başka Erkan. Kendimle satranç oynamışlığım var. Yıllar sonra Stefan Zweig'ın satranç romanını okudum. Aynı ben dedim. Ama maalesef ben usta olamadım diyerek günün kitap tavsiyesini de vermiş olmuş. Elif Hanım ne demiş? Elif Zeynep Şirikçi. Kuzenim Beyazıt Yalçın Kaya ile beraber Barbie'lerin, Action Man'lerin, Spider-Man'lerin ve daha nelerin nelerin birleştiği bir dünya yaratırdık oyuncaklarımızla. Hepsinin boyu boyunaydı hem. Bildiğiniz aksiyon filmi gibi olurdu. Kızlar kurtarılır. Meaceradan meaceraya. Çok mantıklı ya. Ne? Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ha, Mehmet ben. Merhabalar. Merhaba Mehmet. Bu arada ararken şeyi bekliyordum ben. Önce birisi karşılayacak, sizi sıraya aldık falan. Direkt yayına bağladım. Tamam yapalım onu. Yapalım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Sizi sıraya aldık. Az sonra bağlayacağız sizi. Bir saniye. Aa, tamam çok teşekkürler. Alo. Alo merhabalar. Yayınlar. Merhaba Mehmet Bey. Çok bekletmedik umarız Mehmet Bey. Ha, yok çok. Çünkü çok yoğun telefon geliyor. Evet. Buyurun nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorum. Evet buyurun. Şöyle çocukken ben normal bir mahalle okulundaydım. Hı-hı. Sonra bir alt mahallenin okuluna gittim ama orası merkeze biraz daha yakın. Biraz daha profil değişiyor. Orada böyle şey satranç oynayan arkadaşlarım vardı. Benim için de yeni bir şeydi. O şeyle hemen satranç oynamayı öğrendim falan. Tabii benim için çok dediğim gibi geçen bir dönem. Eski okulda barbut mu oynuyordunuz? Yok orada daha böyle tekelme falan oynuyorduk. Böyle daha şey kavgalı dövüşlü oyunlar. Yani kılıç atardık barbut o şekil öyle devam ederiz. Sonra satranca döndüm. Aynen öyle. Sonra ben oradaki yine arkadaşlarımla oynuyorum böyle hevesliyim. Ondan sonra bir günde şey eski mahalledeki arkadaşlarımla bir araya geldik. Tabii ben onlara satrancı gösteriyorum. Satranç şöyle oynanır böyle oynanır falan. Baktım o şeyi alamadım o. Öğrenme çabası da yoktu arkadaşlarda ama bir yandan da oynamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor falan diye. Sonra şöyle bir oyun buldum. Satrancı normal taşları diziyoruz ama bir taraf gidiyor şey yapıyor. Normal parmağıyla taşlara vuruyor. Amaç karşıdakinin taşlarını devirmek. Son taşı kalan kazanıyor. Böyle bir en azından biraz daha şey istemeyen, ekstra zihinsel bir efor istemeyen böyle bir oyun uydurdum. Taşlı öyle, satranç dediğimiz. Bilmiyorum. Uzaktan taş atarak. Yani satrancı bilek gücüyle oynuyoruz. Öyle. Peki oyunun efendim. Her şey zihin gücüyle olacak diye bir şey yok. Gerçekten yeri geldiğinde de bilek gücü. Ne oldu o çocuklar sonra? Okudular mı? Onlar birçoğu endüstri meslek lisesine gitti. İşte zaten bir ben okudum mahalleden. Başka da yok. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Medarı iftarımızsınız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz efendim. Sağ olun. Sağ olunuz. Baran çok güzel tweet atmış. Demin onu okudum da bir tuğla fotoğrafı göndermiş bize. Bu hani şey daha doğrusu tuğla mı, briket mi? Bu yok tuğla. Bu kırmızı oluyor ya. Tamam. Kırmızı tuğladır sonuçta. Tuğla. Ateş tuğlası. Gözlü. Gözlü tuğla ya. Sekiz gözlü tuğla diye geçer. Tuğlanın gözlerine çamur, çimen, çiçek yaprağı, böcek falan doldurup dondurmacılık oynardım demiş. Güzel oyunmuş hakikaten. Çok güzel oyunmuş ya. Kakaolu, çimen neli olur? Kivili, çiçek maalesef. Yaprağı, limonlu. Teşekkürler Oktay. Çocukta olmadığın için o kadar hayal gücü kurmamıza gerek yok yani. İlyas. Günaydın efendim. Allah Allah ya. Niye çözümlemesi yapılıyor burada oyunların? Merhaba. Ay nasıl oynanıyor diye. Hoho. Merhaba günaydınlar. Günaydın. Şu anda bekleme sırasında 7. sıradasınız. Az sonra telefonunuz bağlanacaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Antalya'dan Nilay ben. Hoş geldiniz Nilay Hanım. Kaç yaşındasınız onu soralım. Genç bir dinleyicimiz bence. 27. Yok o kadar da genç değilmişsiniz. O kadar genç değilmiş hakikaten. Yani vallahi. Siz de neyin havasını atıyorsunuz ben gencim. Ben genç canım gencecik işte gencecik bir dinleyicimiz. Ya. Erken çökmüş bir dinleyicimiz. O kadar da değil. O kadar da değil Ege kendine gel. Buyurun Nilay Hanım 90'lara götürdünüz bizi. Hangi şehirde geçiyor bu çocukluk oyununuz? İzmir'de geçiyor aslında. Şöyle bir oyun tek başıma oynadığım bir oyun değil. Bizim mahallenin çocuk çetesiyle beraber oynadığımız. Kimi diye böyle nefesiniz kesilinceye kadar bağırıyorsunuz. Evet. Eğer nefesiniz kesilinceye kadar birine ulaşıp tekmeleyemezseniz herkes sizi nefesiniz kesilince tekmelemeye başlıyor. Böyle bir oyun ben çok güzel oyunmuş ya. Tam psikopatmışsınız. Gene iyi kurtarmışsınız siz o mahalleden.
Sonra Antalya'ya mı taşındınız? Valla iyi. O İzmir'de çünkü artık şey nefesi oldu. Nefesi kesilince bütün mahalle düşman olmuş çünkü. Ben kaçayım diye. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Valla ne kadar çocuklarımız tam psikopat yetişiyormuş. Allah'tan yani şu anda gayet sağlıklı bir ülke olarak devam ediyoruz. En azından ruh sağlığı olarak. Hayır, çok siyaset. Çok siyaset. Ya ben ne ara niye girdim ya? Çok tartışmalı konulara girme. Hayır. İlyas Bey ne demiş? Ne demiş? Top sektirme. Önce kendi yerime, sonra arkadaşlarım adına sektirirdim. Sonuçta en çok sektiren kazanırdı ve genellikle de ben kazanırdım. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çocukken tek başınıza kaldığınızda kendi kendinize uydurduğunuz oyunların listesini yapıyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40, Twitter adresimiz @modernsabahlar, faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar diyoruz. Yayınlar ve efendim, kolay gelsin. İyi yayınlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Sırayla mı? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Bağıracağım size valla. Valla çocukken dinleyicilerimiz süper oyunlar oynuyorlarmış ya. Evet. Hakikaten kendi kırıl kendilerine. Kırıl kırıl, maşallah maşallah hepsi. Kendi kendilerine oynadıkları en oyunlar. Çok kullanılan araçlardan bir tanesi terlik değil mi listemizde? Evet, terlik. Bu arada Berkan Özel çok ricacı olmuş. Onu lütfen şey yapmayalım, göz ardı etmeyelim. Özellikle benimkini okuyun mu demiş. Özellikle benimkini okuyun demiş Berkan Özel. Berkan Özel sesleniyor. Kime sesleniyor? Elif'e sesleniyor. Elif'i sevdiğimi söyler misiniz diyor. Lütfen diyor. Elif'i hepimiz seviyoruz da onunki biraz daha evet. Arkadaşların ötesine taşıdı. Evet, yani Berkan Özel'in sevdiği Elif. Elif kendisini biliyordur umarız ki. Lütfen artık bir noktada artık. Cevap yani. Verin lütfen. Cevap verin Berkan'a. Bu çocuğun çığlıkları duyulsun. Uzayda kaybolup gitmesin. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Gözde, İzmir'den arıyorum. Hoş geldiniz Gözde Hanım. Berkay Özer'in Elif'e duyduğu hisler hakkında ne düşünüyorsunuz? O bölümü kaçırdım, dinleyemediğim için. Yok, kaçacağınız bir şey yok. Yani Berkan Özel diyor ki, Berkan Özel ben diyor Elif'i seviyorum. Elif'i diyor, bunu seviyorum diyor, bunu diyor yayınınızdan duyurabilir misiniz diyor. Biz duyurduk. Sizce nasıl, samimi mi duygularında en azından sevgili Berkan? Samimi buldunuz mu? Gerçekten o bölümü kaçırdım. Berkan'ı dinlemedim ben. Ya Berkan zaten şey yapmadı. Bu şey façeden yazdı bana, ben de okudum ya. Peki bir şey soracağım. Size mesela Önce dinleyemiyordum. Arada kopukluk oldu o yüzden. Siz çok telefon çalıyor bir de bulunduğunuz yerde. Siz nerede çalışıyorsunuz? Hayda. Hay Allah, Gözde Hanım'ı bak şey yaptık ya. Gözde Hanım'ı lafa resmen tuttuk. Mağdur ettik ya. Lafa tuttuk. Kasede ses çekip dinlerdim ben de demiş Filiz Hanım. Yani ülkemizin yarısının eski radyocu olmasının belki de sebeplerinden bir tanesi bu. Hep o ikili tepler sayesinde. Vallahi. Bir de Filiz Hanım, uzun bir eteği kafama geçirip uzun saç yapardım. Elime de mikrofon alıp şarkı söylerdim demiş. Niye? Zerrin Özer olmak için mi? Efendim Fahir? Ben aklıma nedense o sanatçı geldi. Günaydın efendim. Günaydın ya, ben Fırat İstanbul'dan arıyorum. Fırat Bey hoş geldiniz. Ne diyorsunuz Berkan'ın Elif'e olan duyguları hakkında? Aşk, yani Allah tamamı neredesin inşallah. Aşk folderının açılma sesi miydi? Aşk folderını açtı. Aşk. Allah tamamı neredesin inşallah. Peki, güzel bir temenni. Bir şey soracağım. Senin böyle bir şeyin var mı Fırat? Yani yayından haykırmak istediğin birileri seviyorum var mı? Seviyorum seni. Duy beni diye. Bizi aracı olarak koymak istediğin biri var mı? Zeynep abla dışında. Zeynep ablayı hepimiz tanıyoruz, seviyoruz. O ayrı da yani böyle aşk olarak kimse sevdiğin. Kimse yok. Almıyorum hayatıma kimseyi. Alma. En güzelini yapıyorsun. En güzelini yapıyorsun. Böyle sap gel sap git. E mi Fırat? Ya kimle? Ama böyle çok güzelsin sen ya. Abi. Sana hiç gerek yok zaten ya. Sen hepimize yetersin. Kim sap gelip sap gittiğimi kim demiş onu? Nerede duydunuz? Kim söyledi? Radyoda söylediler. Radyoda söylediler. Radyoda senden duydum. Bahsediyorlar. Yalan söylemişler. Yalan söylemişler. Benim akşamlarım boş geçer mi hiç? Peki efendim. Akşamlarınız, gündüzleriniz hepsi dolu dolu geçsin diyelim ve oyunlarınıza dönelim. Abi biz küçükken şey vardı. Simit vardı, bir de yağlı kayış. Yağlı kayış dediğiniz kemerle birbirinize vurma oyunu mu? Hayır öyle değil. Biz kemeri mahallede birini saklıyorduk. Ebe olan kişi kemeri arıyor ama yardımcı oluruz tabii, sıcak sıcak, soğuk soğuk diye. Evet. Kemeri bulduğunda artık önünde kim geçiyorsa yağlı kayış ediyorum. Diye girişiyor muydunuz? Aynen öyle. Ya bu çocuklar psikopat. Vallahi ya, psikopat. Ya tekme ya kayış. Yani nasıl bir şiddet eğilimi var ya? Ama abi sevgi şiddet içeriklidir. Biz sevdiğimizden vuruyorduk. Öyle öfke için değil de. Sevmeden diyorsunuz. Tabii. Peki. Hep zaten başımıza ne geliyorsa o sevginin gösteriminden geliyor. Sağ ol Fırat'cığım. Ama lütfen bu dönemde en azından birbirinize kayış değil de daha böyle
ıslak havlu falan çiçek, tercih edebiliriz. Çiçek. Çok güzel başladı. Çiçek çok güzel toparladı. Maşallah Fırat'cığım. Fırat Bey, öpüyoruz. Zirvede bıraktım. Çiğdem Hanım ne demiş? Ne demiş? Oyuncak bebeğin bacaklarını çıkarıp, bir başka psikopatlık örneği, oluşan boşluklardan ip geçirip bağlardık. Oyun bundan sonra başlıyor. Sonra onu balkondan sarkıtır, bahçede çamaşır asan teyzenin kafasına değdirmeye çalışırdık. Teyze sinirlenip yakalamaya çalıştıkça eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı. İsterseniz o görüntüleri hep beraber bir göz atalım. Zamanlamanın oldukça önemli olduğu bir oyun. Hakikaten güzel ya. Adeta bebekle teyze avlama gibi bir şey, balıkçılık. Ya bizde... Teyzeyi mi avlıyorsun, bebeği mi avlatıyorsun, o da belli değil. Bak benim en tartışma. Hakikaten tek başıma oynadığım oyunlardan bir tanesi de şey. Ne? Yani bu nasıl bir rahatsız o dönemde şimdi çocukların... Ve balkondan tükürmek mi? Balkondan tükürmek değil, tükürük sarkıtmak, o ayrı. Onu yeterince portakal yiyip şey yaparsan güzel. O tam kıvamını verir. Hı-hı. Ama bir diğeri de şey yapmak ya. Böyle mayın satılıyordu, mayın, roket falan gibi şeyler satılıyordu, patlayıcı maddeler. Sıkılınca ondan 3-5 tane patlatıp vallahi stresimi atıyordum, günün yorgunluğu gidiyordu. Nerede geçirdin sen çocukluğunu ya? Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz, kimle görüşüyoruz? Merve, ben İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Ne diyorsunuz Berkan Bey'in sevgisine? Ya çok özür dilerim, ben internetten dinlediğim için biraz geç geliyor. Canım yahu, niye herkes... Adam bunu... Elif'i sevdiğini söylemiş, o kadar zaten ya, kaçırdın. O kadar, bir şey cümlelik bir yorumu var. Ne diyorsunuz, samimi mi sizce? Çok samimi, herkes birbirine sevdiğini söylemeli. Şunu ne kadar güzel bağladı işte ya. Budur Merve Hanım. Ne oynadınız Merve Hanım çocukken tek başınıza? Ya ben iki oyun oynardım. Biz ikincisini alalım. Tamam peki, ama birincisi kısa, hemen onu anlatayım mı? Tamam buyurun. İsterseniz zaten sıralamayı değiştirirdiniz, gene istediğinizi anlatırdınız. Niye bizi... ama sıraya bizim için onları kazanmıyor. Yalan mı söylesin yani? Dürüstlüğünüzle bir numaraya yükseldiniz gene. Ya valla günün buyurun, en dürüstü. Buyurun, istediğinizden yani. Başlayabilirsiniz Merve Hanım. Çünkü dürüstlük her zaman kazandırır, burada da kazandırdı Merve Hanım. Rahmetli annemle büyüttü beni. Annemle babam çalışıyordu. Onun evinde de işte çok fazla arkadaşım yoktu. Başka bir şehirdeydi anneannemle. Onun da işte iğneleri falan oluyordu. Ben bir tane şırınga alıyordum anneannem mutfakta iş yaparken. Pardon, bir şırınga dediniz. Yani iğne tamam, dikiş çantasından çıkar da şırınga biraz garip oldu. Şey, anneannem hastaydı. Hani her gün iğne alıyordu. Ha, onun ötürü tamam. Evde bulunuyordu şırınga, o yüzden hani. Sonra bir bardak su alırdım. Evet. İşte suya çekerdim şırıngaya. Böyle sandalyeye, koltuğa falan onları enjekte eder. Fışkırtma üstüne. Yok, enjekte uzaktan yaparım. Fışkırtma mı, dibinden mi suyu? Hayır sanki onlar böyle hastaymış gibi. Ha. Ben pamukla böyle şey yapardım. Çok seksiymiş ya, yapasın güzel geldi. Güzel olmuş valla ya. En sonra titretmeyi de yapıyor muydunuz? Çektikten yok, sonra şöyle bası uyguluyor muydunuz? Onu. 2 dakika hiç kaldırmayın elinizi. Koltukların yok, içi. Ne iş yapıyorsunuz şimdi Merve Hanım? İnleci mi oldunuz? Efendim? İnleci mi oldunuz sonra? Yok hayır, ben peyzaj mimarıyım. Aynı sayıdır benzer yani. Benzer meslekler. Benzer meslekler. Güzel bir yeteneği umarız heba etmediniz. İkincisi ne? İkincisi de o biraz daha şeydi. Bir daha büyüdüğüm zamanlarda oynuyorduk oyunu. Serum bağlama. Koltuklara serum bağla. Ne? Hangisi? Ameliyat yapıyordum, kesiyordum koltukları falan, çok zevkli oluyordu. Yok, o zaman evimizde bilgisayar gelmişti artık ya, hani bir küçük bir bilgisayarımız vardı. Orada böyle yine rahmetli dedem esnaftı, onun hı-hı, fatura defterleri vardı, hani biz müsvedde yapalım diye. Ne yapıyordunuz, var. Fatura mı giriyordunuz? Hakan Tavukçuluk 2500. Yok hayır, mağazacılık oynardık. Mağazacılık. Peki bir şey soracağım size, madem böyle dedenizle anneannenizle büyüdünüz. O dönemde siz şey, vergi iadesi zarfı dolduruyor muydunuz hiç? Hem de kaç kere, çok sever. Güzel para veriyorlar mıydı okuyan size? Okuyan mıydınız, yazan mıydınız? Ben ikisini de yapardım ben. Bir sistem geliştirmiştim böyle masada. Sistem geliştirmek vergi iadesi zarfı doldururken çok önemlidir. Vallahi bravo Merve Hanım. Dolu dolu bir çocukluk çok... anladığımız maşallah, kadar. Maşallah, maşallah. Maşallah. Son bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun efendim. Ben şu an inşallah yüksek lisansımı bitireceğim. Tez yazıyorum da. Umarım Merveciğim, umarım ya. İnşallah canım. İnşallah. İnşallah şey, çocuklarımızı mümkün olduğunca doğayla bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir beyefendi aradı. Az önce terlikleri işte içine toprak evet, dolduruyor. Evet. Galiba. Evet. Çok önemli. Çocuklarımızı doğayla bir araya getirmek gerçekten. Geleceğimizi kurtarmak için başka bir çaremiz kalmadı. Dışarıya çıksın diyorsunuz değil mi çocuklar? Kesinlikle. AVM'lere değil. Ya da çocuk parkları bile değil artık. Yani bildiğimiz dağa, taşa, toprağa gitmemiz gerekiyor yani. Alsınlar şırıngalarını. Değil mi orada? Orada doğaya bir enjeksiyon sonuçta.
Teşekkür ederiz Merve Hanım. Sağ olun valla. Güzel mesajlarla devam etti. Son bir tane Nesibe Hanım'ınkini okuyayım. Bir de Gamze Hanım'ın tweetini okuyalım. Tamam, bir Nesibe Hanım, bir Gamze Hanım. Bahar aylarında evin önüne çadır kurardım. Damarlarda yörüklük olunca kitap okuyup bir de kaburga yerdim. Bir çocuğun kaburga yemesi. Kaburga yemesi. Ama çocuğun yediği helal. Yedi ara. Doğru. Gamze de şöyle yazmış. Guguklu saatin sarkan zincirlerini elde toplayıp ne yapıyor olabilirler? Tarzancılık. Elde topluyorlar ya avuç içinde. Hmm. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Ne Oktay? Hata bendeydi. Niye soruyorsam? Siyah çay elde etmek. Siyah çay mı? Hı-hı. Demleyip içmek. Evdelerse anne babaya ikram etmek. Ne kadar güzel. Sanki bu dakikaya kadar söylenenler çok mantıklıydı da. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi mi yadırgıyorsunuz? Aa, benim yaptığım bir psikopatlık vardı. Onu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Söyle, çocukluğun demek. Benim babam kuşçuydu. Ayıptır söylemesi. Çipetpet mi? Çipetpetçiydi. Hakikaten evde muhabbet kuşu, bir tane salmamız vardı kocaman. Ben de böyle şey sıkılınca hani akvaryum falan olsa otur seyret falan, öyle bir sana bir neşve olurdu ama bunların, muhabbet kuşlarının kuyrukları kafesin dışına çıkar böyle uzun olduğu için. Ben de nedense bunların kuyruğundan tutup, bunlar tutunca böyle bir çırpınıp sonra da kabahatlerini yapıyorlardı. Kabahatlerini yaptıktan sonra serbest bırakan hoş bir oyundu. Aklınızda bulunsun. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında güzel bir günün sabahını sizlerle birlikte olma dileğiyle. Hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.